delip geçen ok olduğunda o hedefteki tüm sporcular atışı durdurur. Atış çizgisinde hakeme bilgi verir. Bu durumda hakem her bir sporcuya kaçar okunuz kaldı diye sorar. Dönüp atış amirine delip geçen ok var diye seslenir. Burada 3 bip sesi yani hedeflere gidilebilir sinyali verilmez. Tüm sporcular hedefe gider. Gerçekten Delip geçen ok var mı bakılır. Yere, hedefin arkasına, işaretsiz deliklere bakılır. Belirlendiyse okun nerede olduğu, nereye delip geçtiği puanlar not edilir. Okun deldiği yer işaretlenir. Ancak ok geri getirilmez, hedefin altına bırakılır. Belirlenemediyse, mesela iki işaretsiz delik varsa, o zaman düşük olanın puanı sayılır, puanlar yine not edilir, ok deliği işaretlenir ya da işaretletilir. Yine ok hedefin altına bırakılır. Sporcularla beraber tekrar atış çizgisine dönülür. Atış amirine kalan oklar için 40 saniye verilmesi gerekiyor denir her bir ok için. Örneğin 2 oku kaldıysa sporcunun 40 çarpı 2 80 saniye verilir. Yani kalan oklar attırılır. Yine sıralamalarda vurup düşen ok olduğunda Süreç delip geçen ok süreciyle aynı işler. Sadece fark şudur. Tüm sporcularla gidilmez. Sadece ilgili sporcu ile hedefe gidilir. Okun yerdeki konumuna bakılarak anlaşılabilir. İşaretsiz delik var mı bakılır. Zaten işaretsiz delik varsa puanlama yapılır ama delik birden fazlaysa düşük olan puanlanır. Puanlamadan sonra tüm delikler işaretletilir. Puan defterine not edilir. Ok yine hedefin altına bırakılır. Yine tek sporcuyla gidildiği için o sporcuyla geri dönülür. O sporcunun atamadığı her ok ya da oklar için 40'ar saniye verilir. Asılı kalan ok olduğunda yine atışlar hemen durdurulur o hedefte. Çünkü diğer oklar çarpıp durumu değiştirebilir, onları düşürebilir. Sonra vurup düşen ok süreciyle aynı işler puanlamalar. Ancak burada önemli dikkatinizi çekiyorum. Bu söylediklerim sıralama turlar için geçerli. Yani eleme turlarında örneğin vurup düşen, delip geçen ya da asılı kalan oklar için yarışma kesinlikle durdurulmaz. Peki başka durumlardan bahsedelim. Örneğin bu durumda bir ok 10 puanın bölgesine saplanmış. Arkasından atılan ok da bunu deliyor, ikiye bölüp içine giriyor. Bunu kaç puan sayacağız? Bunu da 10 puan sayacağız. Yani içine girdi ok hangi bölgede ise aynı puanı sayacağız. İçine girmedi çarpıp yere düştüyse ne olur? O zaman diyelim ki 10 puan bölgesindeki okun hasarına bakılır. Ona çarptığı anlaşıldığında o da 10 puan olarak sayılır. Yere düşse bile. Ancak şu durumda olduğu gibi 10 puan bölgesinde veya 8 puan bölgesinde çarptı, farklı bir puanlama bölgesine saplandıysa nereye saplandığına bakıyoruz. Puanı saplandığı noktaya göre, bölgeye göre veriyoruz. Örneğin çarpıp 8'e saplandıysa 8 puan. 10 puanlık bölgesindekine çarpıp 7'ye saplandıysa 7 puan sayılır. Ok hedefe gömülü kaldıysa, arkalık görünmüyorsa, okun ucu hedefin diğer tarafından çıkmışsa bu durumda yalnızca hakem yine oku itmeden önce ölçer. Nasıl ölçebilir? Örneğin başka oklar varsa onların az çok uçları belliyse birbirlerine mesafeye göre arkadan ölçerek diğer okların değerine göre bu değeri bulabilir. Tüm oklar puanlanınca sadece hakem itebilir ve işaretleme sağlanır. Bunlar da uluslararası olarak kullanılan el işaretleri atış amirine dönerek yapılır bu işaretler